yavaş. Tamam. Tamam. Ya ama. Yavaş yavaş ol. Ne? Bunu hep yapıyorsun. Ne? Evet çok iyi, çok iyi. Hadi çek, çek. Bir daha, bir daha. Çek. Evet tamam. Bekleyin, hadi, takıldı. Bekleyin. Bekleyin takıldı. Çocuklar. Söyleyince çıkarın, tamam mı? Neredeyse oldu, neredeyse yavaş. Oldu. Hadi çocuklar. Hadi, evet neredeyse, evet. Hadi. Hadi tutun. Tutun. Hadi. İki saniye çocuklar. Dikkat et. Tamam. Dikkat et. Sadece bir numara. Düşünsene, tanıştığımız gün, doğum günüm, terfi Alman, hepsi ayın 23'ünde oldu. Sadece bir tesadüf, oldu. Ulvi bir anlamı yok ki. Benim için anlamı var. Neden bana izin vermiyorsun Çünkü ki? Çünkü bu saçmalık. Bu lanet olası bir yalan. Görme ya da duymada herhangi bir değişiklik var mı? Hayır. Baş ağrısı ne durumda? İlaçların yardımı oluyor mu? Bakın. Daha önce irtifanın kötü bir fikir olduğunu söylediğinizi hatırladığım için geldim. Evet. Yüksek irtifada semptomlar daha da kötüleşecek. Baş ağrıları, nöbetler, hatta bilinç kaybı olacak. Evet. Tümörün çevresinde ciddi şişlikler varsa ölümcül olabilir. Evet. Jamie gitme. Gitmek zorundayım. Affedersiniz. Merhaba millet. Ben bir arkadaşımı arıyorum. Onu gördünüz mü? Adı Sofya. Hayır dostum. Maalesef. Umarım bulursun. Teşekkür ederim. Yani doğru yolu takip etmekten başka seçeneğimiz yok. Bu şekilde takip edemiyoruz. Affedersiniz. Pardon, böldüm. Bir arkadaşımı arıyorum. Kayboldu ve buradan geçmiş olabilir. Onu gören oldu mu acaba? Hayır, onu görmedim.
Evet, burası. Ama onu tanıyamadım. Bu kafeyi biliyor musun? Biliyor musun? Evet. Beni götürebilir misin? Evet. Tamam. Ha, evet, tabii tabii. Tamam mı? Tamam. Tamam. Babayım. Kafe. Güzel Jamie. Ve ilk defa gerçekten kim olduğumu öğrenebiliyorum. Kim o? Ne istiyorsun dostum? Üzgünüm, pat diye daldım. Sadece birkaç soru soracaktım. Ne var, söyler misin? Sakin ol. Ben sadece dövmeni gördüm ve nerede yaptırdığını öğrenmek istiyorum. Kim o Jesse? Buradan çıkmalısın. Hemen. Sakin ol, sakin ol. Arkadaşımda da aynı dövme vardı ve kayboldu. Bu senin sorunun. Jesse, kes şunu. Nefes al. Nefes al. Dövmesi vardı. O da onlardan biri. Kimlerden? Tamam, tamam, nefes al. Onun adı Sophie. Evet. Onu tanıyor musun? Evet. Jamie. Adım nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Hey adamım. Sophie'yi nereden tanıyorsun? Tanıyor musun? Konuşacak durumda değil, görmüyor musun? Sophie'yi tanıyor onu musun? Onu rahat bırak, çık buradan. Ona ne oldu? Kalbine bir şey yaptılar. İşte al bunu. Orada dikkatli ol. Nereye gidiyorum? Onu kolay bırakmayacaklardır. Nerede? Nerede? Bana nerede olduğunu söyle. Nereye gitmeli? Onları kendinle İngiliz
bir şey söyleme. Tamam. Kime gidiyorlar? Hadi. Yeter artık. Hadi kalk. Nereye kalk gideceğimi artık, söyle. Kalk. Tamam. Hadi dışarı çık. Hayır. Tamam, tamam. Hadi dışarı çık tamam. Dedim sana. Onu bir hastaneye götürmelisin. Tamam, nefes al. Hadi. Nefes al. Tamam canım. İyileşecek sana. Kuzeye gitmem gerek. Kuzeye mi? Gidebileceğim kadar kuzeye. Dur. Bekle. Bekle dur. Kenara çek. Kenara çek. Tamam dur. Neden bu adamla konuşmak istiyorsunuz bayım? Sizi ben götürürüm. Merak etmeyin. Namaste. Gelsin babacı. Sor hadi, bunu daha önce görmüş mü? Ye gel babacı. Olmamış. Vay olmamış. Vay olmamış. Vay olmamış. एक तीर्थ स्थान तीर्थ स्थान उसका क्या मतलब है एक पवित्र चौराहा है ne diyor bir kutsal geçişmiş kutsal geçiş mi o da ne aha pavitr do nadi milti hai iki nehrin bir araya geldiği yer diyor tamam nerede aha. Nerede baba ji kahan wo jagah himalay mein hamare guru ji rehte hain bade mane hue sant hain orada diyor yukarıda Birlikte gidebiliriz. Yukarıda da ne demek? Nerede işte söyle. Şu yoldan şuradan gidip yukarı ve sonra da şuradan gidilir. Ver onu hadi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bana kalırsa aslında adam biraz dilli. Daha ne kadar var? Bayım. He? Tamir edebilir misin? Hayır. Ne demek hayır? Sorun büyük. Bunun nesi var? Bayım, bana para verin. Sana para mı vereyim? Neden? Böylece onu tamir edebilirim. Bana para ver. Sen git, tamam mı? Yeterli değil bayım. Sana verecek kadar param yok. Tamam mı? Ama anlayın bayım. Büyük sorun, büyük para eder. Hey, lütfen motoru tamir et. Tamam, tamam. Hey! Bu çok çılgınca. Çılgınca olan ne? Bu bitkiyi daha önce gördüm.
Bunu biliyorum. Başka bir işaret. Bu aynı çiçeği kastediyorum. Aynı uçurum, aynı an. Etrafımızda daha derin anlam taşıyan işaretler var. Onları görmeyi seçersek tabii. 23 sayısı gibi. Bu ne demek? Doğru yoldayız demek. Hayatlarımız boyunca yaptığımız her şey bizi tam şu andaki bu ana getirdi. Burada. Uçurumun üzerinde birlikteyiz. Bu bir mucize. Seni seviyorum. Biliyorsun değil mi? Seni her zaman sevdim. Ve hep seveceğim. Kayboldun galiba. Yol o tarafa doğru gidiyor. Arayışta olanlar hoş karşılanırmış. Peki sen ne arıyorsun? Gerçeği. Gerçek zaman alır arkadaşım. Hey, bekle. Buraya gelmek için neler çektim bilemezsin. Lütfen! Hey, içeri girmeme izin verecek misin? Burası çok soğuk gerçekten. Yemek ve suyum da yok. Hey, lütfen. Hayır.
Bunları hep giyiyor musunuz? Farkındalığınızı tekrar nefesinize getirin. Bugün bu düşünceyle kalın. Bugün geçmiş gelecek. Sen bensin, ben de senin. Tek olarak. Burada bekle. Belli ki hayır senin için bir cevap değil. Ben Jim. Ben de Chandra. Memnun oldum. Bekleme için üzgünüm. Ama anlıyorsundur, alelade arayışta olanlarla ciddi olanları ayırmalıyız. Ben ciddiyim. Gerçek zaman alır. Hızlı öğreniyorsun. Gel, sana etrafı gezdireyim. Lütfen. Burada gördüğün her şey meditasyon çeşididir. Onlarla bağlantı kurdukça ulvi amaçlarınla da bağlantı kurarsın. Çevremizde bulunan şeylerle dengede kalabilmek için çaba gösteririz. Yaptığımız her şeyde. Nitin? Günaydın. Bu Jay mi? Memnun oldum kardeşim. Ben de öyle. Nerelisin? Kaliforniya. Onu şimdiden sevdim. Sen? Cleveland. Ama hepimiz aynı yerde başlayıp bitiyoruz değil mi? Evet. Nitin, işin bittiğinde Jamie odasını gösterir misin lütfen? Elbette. Elini kirletmeye aldırmazsın umarım. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Nitin yeni gelenlerin alışmasına yardımcı olur. Peki nehirden su kullanmıyor musunuz? Kesinlikle hayır. Bu nehir bizim için kutsaldır. İnsanlar binlerce yıldır hep bu dağa geliyor. Çünkü bu iki ırmağın kesiştiği yerin kutsal olduğuna dair bir inanış var. İnsanların ruhu daha yüksek bir aleme geçebiliyor. Çevremizde pek çok farklı bilinç alemi vardır. Ve bu dağda onlara erişmemize yardımcı olan bir kapı. Seni buraya getiren ne? Bizden nasıl haberin oldu? Arkadaşım söyledi. Kim? Sadece tanıştığım biri, kasabada, yolculuğumda. Biz yollardan çok uzağız, bizi bulmak zordur. Bu yüzden bilmek isterim. Anlıyorum, evet. Sır dışarı çıkmamalı. Değil mi? Jamie, burada çok sıkı çalışmalar yapıyoruz. İçeride ve dışarıda. Bu kapıdan girebilmiş olman buraya ait olduğun anlamına gelmez. Ama burada olma sebebin bu değil, değil mi? Onun için buradasın, değil mi? Merak etme, çok yakında tanışırsın. Kendini evinde gibi hisset. Saat kaç? Gitme vakti, hadi.
Aşağı indiğimizde sessiz durmayı unutma. Sadece yaptığımı yap. İlk günün olduğunu biliyorum. Bir dahaki sefere zamanında gel. Zor aşk kardeşim. Ama iyi bir yerden geliyor değil mi? Hayal edebileceğinden daha fazlasını yaşamış. Sen neden bir arayışçı oldun? Benim yapım böyle. Hadi ama. İnsanlar iki sebepten buraya gelir. Ya bir şeylerden kaçıyorlardır ya da bir şeylere koşuyorlardır. Sen hangisisin? Ben yıllardır koşuyorum. Bir doları ikiye çevirmeye çalışırdım. Ve bu bana kalp krizi geçirtecekti. Neredeyse öldürene kadar da ne kadar acı çektiğimi bilmiyordum. Burası gerçek bir çözüm. Kendine dürüst olana kadar bunu gerçekten görmüyoruz. Yeni gelenler zorludur herhalde. Pek sayılmaz. Sadece sen zorsun. Belki arkadaşımı tanıyorsundur. Bir süre önce buradan geçtim. Amerikalı bir kız. Buradan çok fazla insan geçiyor. Adı Sophie. Güzel bir isim. Tanrım, daha hazır değil. Hadi. Gayatri, bu Jamie. Gayatri seni alacak. Çok memnun oldum Jamie. Ben de. Benimle gel. Bütün bu insanlar da kim? Onlar çevre köylerden Guruji'nin nimetlerini almaya geldiler. İşte geliyor. Ne yapıyor? İnsanların acılarını aşmasına yardım eder. İnanılmaz değil mi? Eğer Guruji olmasaydı ölmüş olurdum. 6 yıl önce 4. evre yumurtalık kanseri teşhisi kondu. Doktorlar yaşamak için 3 ayım olduğunu söyledi. Ben de buraya doğru yol aldım ve Guruji beni iyileştirdi. Kanser miydi? Evet. Kanserini mi iyileştirdi? Bana inanmıyorsun.
Sanırım sen inanıyorsun. İnanç sahip olduğumuz tek şeydir. Hayır, hayır. Merhaba Guru, ben Jamie. Sormak istedim. Uzun zamandır senin için bekliyorum dostum. Kızı kütüphaneye getirin. Chandra! Ne oldu? Motosiklet kazası. Bir saat önce. Onu kütüphaneye götürün hemen. Ne yapabilirim Chandra? Şu anda hiçbir şey yapamazsın. Bir sorun mu var? Dağlar ha. Yükseklik yüzünden olmadı. Hı. Buraya alışmak biraz zaman alabiliyor. Kız iyi mi? Dün gelen küçük kız. Evet. Neyse ki. Yaşlı adam ne yaptı? Guruji. Özür dilerim. Guruji ne yaptın? Bir mucize gerçekleştirdim. Mucizeler. Normalden daha fazla değer atfediliyor. Mucize bakış açısıyla ilgili bir şeydir. Bazıları için cep telefonu bir mucize. Evet ama bu açıklandı. Arkasındaki bilim rasyonel. Aydınlat beni. Dünyaya sesini göndermek için elektromanyetik dalga yolluyor. Görünmez dalgalarla dünyadaki her yere sesimizi yolluyor. Sence rasyonel mi? Yani görünmez bir enerji kullandığını söylüyorsun. Ben mucizelerin bilime aykırı olmadığını söylüyorum.
Söylesene, sence önümüzde, içimizde nasıl kullanıldığını bilmediğimiz daha neler vardır? Hı? Gel. Sana inanması çok zor olabilecek bir şey göstereceğim. Lütfen, açık fikirli ol. Bu nedir? Bu dağın hikayesi. Binlerce yıl önce burada bir tapınak varmış ve bu mağarada uzun yıllar meditasyon yaptıktan sonra bu keşiş aydınlanmış ve bilgeliğini çevredeki köylülerle paylaşmış. Bir gün kuzeyden askerler gelmiş, tapınağı ele geçirmiş ve her şeyi yok etmişler. Ardından büyük bir acı çekme ve baskı dönemine girilmiş. Ta ki bu genç prens ve prensesin çocuğu doğana kadar. Bu çocuğun içinde çok büyük bir güç varmış. Ve uzun yıllar boyunca bu mağarada meditasyon yaptıktan sonra o da aydınlanmış. Keşişin ve çocuğun aydınlanmış bir varlığın formları olduğuna inanılır. Hisseden bütün canlı varlıkların acısını sona erdirmek için başka bir alemden insanoğlunun dünyasına doğduklarına inanılır. Ve bu da o aleme açılan bir kapıdır. Bu prenses de bir koruyucudur. Onun dünyayla o alemin arasında geçiş yapmasına yardımcı olur. Ve onun yardımıyla binlerce yıldır durmadan reenkarne oluyor. Gurucimiz. Burada çok güzel şeylerin gerçek olduğunu fark eden ilk insanlar bizler değiliz. Hiç düşünemediğin şeyler mümkün olabilir. Sadece onları görmeyi seçmelisin. Burası çok güzel Jamie. Burada asla gerçek olmayacağını düşündüğüm şeyler gerçekleşiyor. Sadece onları görmeyi tercih ettim. Ve ilk defa gerçekten kim olduğumu öğrenebiliyorum. Umarım sen de gerçekten kim olduğunu öğrenebilirsin Jamie. Bizden olmadığın için çok üzgünüm. En azından bu hayatta. Belki bir sonrakinde buluşuruz. Kendine iyi bak Jamie. Hey. Selam. Neden bana yalan söyledin? Neden bahsediyorsun? Sophie'yi tanıyordun. Buraya geldi. Tanımadığımı söylemiştim. Bana yalan söyleme. Yeni gelenleri eğitiyorsun. Onu tanıdığını biliyorum. Tamam. Ellerini üzerimden çek.
Seni anladım. Onu bulmak zorundayım. Benim yüzümden gitti. Bunun benim için anlamını bilmiyorsun. Burada bir problem mi var? Hayır, sadece... Benim hatamdı. Su pompasındaydım ve... Nitin beni kazara korkuttu. Refleksler işte. Nitin? Sorun yok. Şafak'ta nehrin kenarında buluşalım. Botlarını da getir. Zamanında gelmen güzel. Hey. Nereye gidiyorsun? Sofya'ya ne olduğunu merak ediyorsun, değil mi? Burayı bir hafta önce buldum. Merhaba. Üzgünüm. Bunu başka bilen var mı? Hayır. Ne zamandır buradaydı? 3 aydır. Yaklaşık 2 hafta önce kayboldu. O ve Guruji çok yakınlardı. Bu ne demek oluyor? Sadece duyduğumu söylüyorum. Birlikte çok zaman geçirdiler. Birçok insan kıskandı. Özellikle de Chandra. Gerçekten bilmiyorum. Son zamanlarda gördüğümde kendi gibi değildi. Bak, benim haddime değil ama Sophie'yi aramak yerine belki sen de onun aradığı şeyi aramalısın. Chandra gittiğimi fark etmeden dönmeliyim. Bana neden yardım ediyorsun? Çünkü doğru olan bu. Çok özel biriydi. Umarım onu bulursun. Senin için bir şeyim var. Nedir? Sonsuza kadar birbirine bağlı olan iki ruh. Biri senin, biri benim için. Onları taktığımız sürece her zaman bağlı olacağız. Bunu sen mi yaptın? Evet. Gittikçe iyi oluyorsun. Kapa çeneni. Beğendin mi? Bu çok güzel. Beğendim. Bizim için bir şey yapmak istedim.
önceden nerede olduğumuzu, şimdi nerede olduğumuzu ve nereye gittiğimizi sembolize etsin diye. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Özel bir yere. Umarım. Sorma, mutlaka öyle olmalı. Evet, evet. Evet. Bir dakika, bekle. Jamie, neredeydin sen? Yürüyüşteydim. Nick'ini gördün mü? Ne oldu? Öylece ortadan kaybolamazsın. Evet, evet, biliyorum. Hayır, neler yapabileceğini bilmiyorsun. Nasıl yani? Sadece kendi gelişimine odaklan, tamam mı? Cevapları orada bulacaksın. Sadece bir kaza. Nitin. Nitin gitti. Nasıl yani? Aşramdan mı gitti? Acıyı deneyimlediğinizde bilinç seviyesinde işlev görüyorsunuz. Ama acıyı aştığınızda bilincin gerçek doğasını deneyimliyorsunuz. İçinizdeki karanlıkla yüzleşin. Işığı göreceksiniz. Bilinç sadece içimizde değildir. Etrafımızdadır. Bilincinizi evreninkiyle bütünleştirin. Birbirimize bağlıyız. Sonsuza kadar.
İlerleme kaydediyorsun. Ama yolculuğunun bitmesine daha çok var. Zamanımız tükeniyor. Hala çok fazla korku taşıyorsun. Korkundan arınmayı öğrenmen gerek. Kuruçi. Onu iyileştirmelisin. Emin misin? Tamamen saf niyetli ol. Kararsızlıktan kurtul. Denememe izin ver. Ver. Burada işimiz bitti. Lütfen, Guruji. Hala zaman var. Mesele zaman değil, senin niyetin. Sen asla koruyucu olamayacaksın. Çocuğu içeri gönderebilirsin. Çok güzelmiş. Neden burada olduğumu hatırlamama yardım ediyor. Ne istiyorsun? Teşekkür etmek istedim. Burada ne yaptığınızı anlamaya başladım. Guruji bunu da biliyordu. Seni görmek istedi. Artık yukarı çıkabilirsin. Yukarıda olanları bana da anlatacağım. Merhaba. Sana çay ikram edebilir miyim? Hayır, teşekkürler. Sana çok önemli bir şey anlatacağım. Beni dinliyor musun? Evet. Bir bardak çay her zaman iyi bir fikirdir. Gel, otur. Neden burada olduğunu biliyor musun? Çay içmek için mi?
Buradasın çünkü bir şey biliyorsun. Bilinç seviyesinde değil. Derinlerde bir yerde. Her zaman biliyordun. Ve şimdi nihayet gerçeği bulmak için buraya geldin. Neyi biliyorum? Hepimizi birbirine bağlayan evrensel bir bilincin var olduğunu. Var mı? Elbette var. Senin ruhun. Ne yapıyorsun sen? Burada bir sırrın var. Ve sana büyük acı çektiriyor. Guruji, buraya gerçeği bulmak için gelmedim. Arkadaşımı bulmak için geldim. Biliyorum. Ama ben beyninde olan şeyden bahsediyorum. Bu ağırlığı tek başına taşımamalısın. Seni yok edecek. Bak, ne bildiğini sandığını bilmiyorum. Ama ben iyiyim. Sır falan yok. Başkalarına yalan söyleyebilirsin. Ama kendine asla söyleyemezsin. Biliyor musun? Tamam. Buradaki herkesin onayına ihtiyacı var. Ama benim yok. Bir yeteneğin var. Etrafımızdaki bizi çevreleyen evrensel bilinci deneyimleyebilirsin. Yaşayan bütün canlıların kalp atışını hissedebilirsin. İçinde çok şey var. Onları görmeyi tercih edebilirsin. O da neydi öyle? Bugünlük işimiz bitti. Çantada ne var? Hiçbir şey. Gayatri. Hiçbir şey. Dur. Çantayı ver. Hayır, hayır. Bu nedir? Sadece otlar var. Bize ilaç mı veriyorsun? Ne? Hayır. Bu yüzden mi o şeyleri görüyorum? Bize ilaç mı veriyorsun sen? Hayır. Bu sadece ilaç. Bu ilaç. Ne için? Bunu sadece Guruji'ye götürüyorum. Onun nesi var ki? O ölüyor. Ne demek ölüyor? O ölüyor. Guruji ölüyor ama söyleyemiyoruz. Buradaki insanlar hayatlarını ona adamış ve eğer öğrenirlerse neler olacağını hayal edebiliyor musun? Gayatri. Sophie'yi tanıyordum. Tanıdığını biliyorum. Ne dedi? Bir şey biliyorsan söylemelisin. O yaşıyor mu?
O yaşıyor mu? Gitmem gerek. Hayır. Lütfen. Lütfen. Gitmem gerek. Kimse benimle konuşmuyor. Bana anlatmalısın. Burada olmanın tek nedeni o değil. Lütfen beni takip etme. Lütfen. Gayatri. Bir, iki, üç, çek. Yavaş, yavaş. Tamam. Tamam, güzel. İyi ama, ama... Yavaş, yavaş ol. Ne? Bunu hep yapıyorsun. Ne? Evet, çok iyi, çok iyi. Hadi çek, çek. Bir daha, bir daha. Çek. Evet, tamam. Bekleyin, hadi, takıldı. Bekleyin, bekleyin takıldı. Çocuklar. Söyleyince bekleyin. Çıkarın, neredeyse tamam mı? Oldu, neredeyse yavaş. Oldu. Hadi çocuklar. Hadi, evet neredeyse, evet. Hadi. Hadi tutun. Tutun. Hadi. İki saniye çocuklar. Dikkat et. Tamam. Dikkat et. Sadece bir numara. Düşünsene, tanıştığımız gün, doğum günüm, terfi alman, hepsi ayın 23'ünde oldu. Sadece bir tesadüf, ulvi bir anlamı yok ki. Benim için anlamı var. Neden bana izin vermiyorsun çünkü ki? Çünkü bu saçmalık. Bu lanet olası bir yalan. Bunu artık yapamam. Senden bir şey yapmanı istemiyorum. Bizi kastediyorum. Artık olmuyor. Yani ne diyorsun? Farklı insanlarız. Farklı şeyler istiyoruz. Sen çocuk istiyorsun. Bu mu yani? Sana söyledim, bekleyebilirim. Hayır. Sadece bu değil. O zaman ne? Her neyse, bunun üstesinden gelebiliriz. Hayır, gelemeyiz. Elbette gelebiliriz. Çünkü birbirimizi seviyoruz ve aşk yaşamak böyle bir şey. Birbirimiz için orada olmak demek. Seni artık sevmiyorum. Tamam mı? Ne kadar çabuk idrak edersen o kadar iyi olur. Öyle demek istemedin. Evet, istedim. Artık bitti. Bitti. O kalası sen mi durdurdun? Bunu yapabileceğini biliyor muydun? Guruji sana bir şey öğretti mi? James seninle bir sırrı paylaştı mı? James, o sırrı Sophie ile de paylaşmıştı.
Sophie buradaydı. Ve Jamie, deneyimlemeye başladığın bu aşkın gerçekleri Sophie de deneyimleyebiliyordu. Ona aşırı geldi. O yüzden de kaçtı. Sana döndüğünü düşünmüştüm. Sen de onu aramak için buraya geldin. Onun canını çok yakmışsın belli. Onu neden öyle kenara attın? Neden? Ben ölüyorum. Beynimde bir tümör var. Fazla zamanım yok. Ve ona hiç söylemedim. Hayır. Jamie. Hayır. Belki de Sophie sadece seni buraya getirmek için hayatına girmiştir. Görmüyor musun? Senin bir yeteneğin var. Birlikte harika şeyler yapmamız gerek. Guruji'nin fazla zamanı kalmadı. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Evet, evet, tabii. Ben de eminim. Jamie? Jamie! Jamie! Jamie, oraya bu şekilde gidemezsin. Biliyor muydun? Neyi biliyor muydum? Sorun nedir? Nitin'i. Nitin mi? Ne oldu ki? Onu sen mi öldürdün? Bana yalan söyleme. Ne? Bana yardım ettiği için mi? Hayır. Ben... Jamie, lütfen, lütfen bunu ona götürme. Kalk, uyan. Biliyordum, başından beri biliyordum. Oh, çok üzgünüm Guruji, onu durdurmaya çalıştım. Ve sen de... Nitin, burada bilgin dışında bir şey olamaz bununla senin. Bununla ilgili Guruji'yi mi suçluyorsun? Hayır. Ben seninle konuşmuyorum. Burada bağırma Chandra. Jamie, sakın sesini yükseltme. Chandra, lütfen bizi yalnız bırak. Guruji, hiçbir koşulun... Chandra, dediğimi yap! Gel. Otur. Hayır. Birisi öldü. Hayatını sana adadı ama sen umursamıyorsun. Tabii ki umursuyorum. Beni koruduğunu düşünüyor ama acısı onu kör ediyor. Ben gittikten sonra ne olacağı konusunda bir korkum var. Guruji, bilmem gerekiyor. Kurcalamaya devam edersem Sophie'nin bedeni de çıkacak mı? Lütfen. Bilmem gerekiyor. Özür dilerim.
Senin hazır olmanı bekliyordum. Görmen gereken bir şey var. Burası neresi? Kapı aralığı. Sophie? Sophie! Sophie? Sophie! Merhaba bebeğim. Sophie. Merhaba. Seni buldum. Sophie? Seni yaşatan otlar mı? Onu hayatta tutmak için. Hey bebeğim. Sophie. Uyan Sophie. Neden uyanmıyor? Derin bir meditasyon evresinin içinde. O kadar derin ki ruhu bedenini terk etti. Ve geri dönmenin yolunu bulamadı. Komada mı? Hayır, yaşam ve ölüm arasında bir alemde. Saçmalık. Uyan Sophie. Nazikçe. Onu hastaneye götürmeliyiz. Onu buradan çıkarırsan ölecek. Bunu sen yaptın. Ve haftalarca onu burada yatar halde bıraktın. Ben ona yardım etmeye çalışıyordum. Ama çok fazla acı çekiyordu. Bu acıyı aşabilmesi için onu diğer aleme götürdüm. Ama oradan çıkamadı. Bu benim hatam. Söylediklerine nasıl inanabilirim? İnanmak... Sadece senin seçimin. Orada kaldı ne demek? Jamie. Sof. Bunca zaman haklıydın. Guruji, geri dönmeliyiz. Guruji. Thank you.
Hayır, 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 hayır. Hadi, yapılması gereken çok şey var. Guruji'mizi çok özleyeceğiz. Ama bu onun sonu değil. Sadece onun başlangıcı. Ve bugün onun tekrar doğabilmesi ve bize geri dönebilmesi için ruhunu bir sonraki dünyaya gönderişimizi kutlayacağız. Gördüğünde neredeydi? Bir uçurumdaydı. Jamie, ruhlarımız diğer alemde kesiştiği zaman en karanlık anlarımızla yüzleşmeliyiz. Ve geri gelmek için üstesinden gelmeliyiz. Bu uçurum sana bir şey ifade ediyor mu? Evet. Ama Guruji onu kurtaramadıysa ben nasıl yaparım? Kutsal geçiş. Kutsal geçiş aydınlanmış kişinin dönmesi için bir yol sağlar. Nehirlerin geçişi değil yani. Ruhların geçişi. Sophie ruh eşi olduğumuzu söylerdi. Ona inanmamıştım. Eğer bu hayatın ötesinde birbirinize bağlıysanız belki de en karanlık anınız aynıdır. Öyleyse birlikte aşmak zorundayız. Jamie, her ne olursa olsun, kendine karşı dürüst ol. Bu senin ikinci şansın. Chandra? Nerede? Bekle! Şu anda bekle, buna ihtiyacım. Hayır, hayır, bekle. İçeride hayır. Olmamalı. Koruyucu benim, evet. Sen değilsin. Sen değilsin. Ben değilim. Sophie. Sophie? O içeride mi? (Gülüyor)
burada ne yapıyoruz? Benimle eve gel. Şimdi benimle gelmelisin Suf. Gelmezsen dönebileceğinden emin değilim. Artık çok geç, bitti. Bitmek zorunda değil. Tamam mı? Evet, öyle. Bu kendi başıma yapmam gereken bir şey. Senden kendi içimde vazgeçmem gerekiyor. Ya birbirimizden vazgeçmememiz gerekiyorsa? Yapma. Ya bunu birlikte yapmamız gerekiyorsa? Biz birlikte değiliz. Evet, öyleyiz. Hayır, değiliz. Benden ayrıldın. Tamamen kayboldun. Özel bir şeyimiz vardı ama sen bundan vazgeçtin. Ve bunun beni ne kadar incittiğini bilmiyorsun. İncittiğim için üzgünüm. Biliyor musun, ben de üzgünüm. Sonsuza kadar beraber olacağımızı sanıyordum. Ama yanılıyordum. Hayır Sof. Sen haklıydın. Biz her zaman beraberiz. Ve hep beraber olacağız. Jamie. Sana bir daha nasıl güvenebilirim ki? Kurucuyu geri getirmemiz gerekiyordu. Ama sen de herkes gibi bana ihanet ettin. Bana yardım etmelisin. Sophie'yi geri getir. Ona ihtiyacımız yok. Hiçbir zaman olmadı. Gerçeği asla öğrenemeyecek olması çok yazık. Ölüm kapını çalmak üzere. Söylemediğim bir şey var. Ben ölüyorum. Beyin tümörü teşhisi kondu. Ve beni kurtaramazlar. Bu yüzden ayrıldım. Bana neden söylemedin? Sana bunu yaşatmak istemedim. Ama gerçek şu ki, beni terk edeceğinden korktum. Bana bir şans bile vermedin. Biliyorum. Ve pişman olmadığım bir gün bile olmadı. Sen başıma gelen en güzel şeysin. Geri dönmeni beklemiyorum. Sadece gerçeği bilmeyi hak ediyorsun. Çok üzgünüm. Umarım beni affedebilirsin. Seni affediyorum. Seni affediyorum.
Jamie. Beni bırakma. Beni bırakma. Beni bırakma. Bırakmam. Yani? Bu da ne demek? Şişeyi aldın mı? Evet. Doktor Michael aradı. İyi haber mi? Hey. Hey. Ne olursa olsun birlikte üstesinden geleceğiz. Hep birlikte. Tümör gitmiş. Ne? Temizlenmiş. Tamamen mi? Hı hı. Jamie. Bu harika bir haber. Duydun mu? Baban iyi olacak. Bu bir mucize. Ne var? Bu bir mucize.